Atatürk'ün istediği veya Cumhuriyet değerlerinin kurmaya çalıştığı Türk genci profili gelecek kuşaklarımız nasıl olmalı? Genç arkadaşlarımıza buradan, genç kardeşlerimize, daha da küçükleri de var. Ne tavsiye edersiniz? Bunlara tavsiye edeceğim bir kere okudukları, kendilerine söylenen şeylere ilke icabı inanmaz. Kontrol et. Mantıklarına yatıyor mu yatmıyor mu? Nasıl kontrol edecekler hocam? Mesela siz şimdi bir şeyler anlattınız bu yayında. Hikayeler anlattınız. Mesela dedenizden, özel olarak bir şeylerden. Şimdi bunu nasıl kontrol edecekler? Bilerekten eleştirel yaklaşmaya çalışıyorum. Hani şimdi, nasıl bir metot olmalı? Siz bir şey yaptınız. Mesela Hornung'un resmini gösterdiniz. Evet. Hornung hayatta. Şimdi Hornung hakkında benim yalan söyleyecek halim yok. Evet. Yani Hornung'a yakın Kaltek'te Türkler var. Onlardan bir tanesine sorarlar. Öyle mi? Bunu niye diyorum biliyor musun Celal abi? YouTube'da bilim kanalı altında, adı altında aklının almayacağı kadar bir video, önde bir görsel, arkada değişik bir ses tonu. Bilim insanları diyor ki 2020 yılında 5G virüsleri falan, böyle saçma oluyor ama adam iyi rol yapıyor. Şimdi genç arkadaşlarımız bunları, o fast checking'i nasıl, doğruyu nasıl ayırt edecekler? Hangi bunu ayırmanın yolu kardeşim bir seferde olmaz. Bu bir eğitimdir. Evet, tamam. Yani belli bir eğitimden geçmen lazım. Size ben anlattım ya, yani benim ortaokulda bir Nuriyanım, bir Ziyabi gibi hocalarım olmasaydı. Efendime söyleyeyim, şeyde, Robert Kolej'de bir Münir Aysu gibi bir edebiyat öğretmenim, bir Jim Lovett gibi İngilizce edebiyat öğretmenim, bir Tarık İnözü gibi coğrafya öğretmenim, bir Joseph Beerstaker gibi matematik öğretmenim olmasaydı, herhalde ben de böyle olmazdım diye düşünüyorum. Ama o zaman internet yani olsaydı hocam ve her yerden bilgi akışı alsaydı, kirli bilgi, doğru bilgi. Şu an biz buna maruz kalıyoruz demeye çalıştığım nokta. Evet, evet. İnternet çok güzel bir şey ama doğru kullanabilirsen. Yoksa tabii, çok kötü bir şey de olabilir. Yani bilen kişilere sor. Yani güvendiğin kişilere sormak. O güvendiğin kişileri de aklında hep bir soru işaretiyle tutmak. Kimseye biz garanti veremeyiz. Bu çok önemli. Ya mesela 5G kanser yapıyor diye bir şey duydu ya. Buna da inanmak istiyor. Açsın Google Scholar'dan makalelere bakabilir. Biraz İngilizce bilmesi tabii, lazım bu yüzden değil tabii, mi? İngilizce tabii. Şart. Ama şunu herkes bilsin ki kesin %100 bilgi yok. Hiçbir yerde. Evet. Var ya, diyen yalan. Güzelliği burada zaten. Mesela var diyen yalan söylüyor. O şöyle deniyor hocam, atıyorum. Yeterli süre olmamıştır gözlemlemek için. Temkinli olmalıyız. Yapıyor ve yapamıyor diyemeyiz tarzında genelde açık bırakırlar. Çünkü bir sonraki makale yaptığını kanıtlamak için uğraşır. Fareler üzerinde dener. O 5G 10 tane fare atıyorum. Kanser yaparsa onun da makalesi basılır. Dersin ki burada makale. Atıyorum evrin teorisini. O zaman bile istiyorsun. Doğru oldu. Makaleyle yapacaksın bunu yani. Bu kadar basit. Evet. Yani makalenin de, ama niye makale yazıyorsun? Makale bir haber bültenidir. Hakemler tarafından denetlenen. Ben bunu yaptım. Evet, aynen. Onlar da diyorlar ki aa çok güzel ama bak burada çuvallamışsın. Tenkit etmek için. Yani makalenin tek amacı tenkit edilmektir. Daha iyisini evet. Yapabilmek için. Geçen gün Celal abi olmak için makale yazan, ne diyeyim, uzun kulaklıdır diyeyim. Ya öyle dergilerde var ki şimdi, hani her makalede işte çok zor, bunun bir formülü yok. Ama şey çok önemli, onu söyleyelim. Yani en azından orada bir akran değerlendirmesinden geçiyor. Editör yolluyor onları başka insanlara. Onlar tabii, onlara tabii. Eleştiri yazıyor. Yayınlansın yayınlanmasın diyor. O yüzden aslında senin bazı konuştuğun konularda bugün çoğunda hatta makalen var. Hani onu da en başta söylerken diyecektim, araya sokamadım ama yani o öyle kolay bir şey değil. Kimse Celal abi tanıyor diye yayınlanmıyor onlar, o kitaplar. Ona da tabii, hakikaten tabii. Alanı bilenleri eleştiriyor. Editör karar verirse hepsinin oylarıyla yayınlanıyor. O yüzden şey yapacak olanlar, hani o konuda merakı olanlara söylemiş olalım.